Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunib turishimiz qanamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya kün tertibinde bulunan muhim haberlerini huzurunda sunmuş kardeşimiz. Kanalımızda kutlar ekranımızda olsun. Xitay ülkelerine yetkilen tutkullarının ahvali devlet mahfiyetliğe kirgizildi. 3 fevral Zimistan Toru bergen haberde bildirilmişçe tutkullarının Şarq Türkistan'dan Şenşi, Gensu, Katarlı Xitay ülkelerine yetkiş ahvali devamlı aşkarlanmaktayken. Növete Xitay tecavüzçilerinin Şarkı Türkistan'daki atalmış terbiyeleş merkezi tutup duruluvatkan Uyghur, Kazak, Kırgız, Katarlıq Türklerini kan kölemde Xitay ülkelerine yötkeş hakkıdaki içki haberlerinin aşka arılınışı halkara cemiyetinin dikkatini kozgaşkı başlayan. Tutkullarını yötkeş mehbiyetliki kattık saklanıqaşka yötkelgen tutkullarının tepsili ehvalini ilgileş kıyım bolgan. Yakında Zimistan Tori muhbirlerinin ilgilegen malumatıga asaslanğanda Xitay tecavüzçilerinin Şarkı Türkistan'daki tutkullarını Xitay ülkelerine yetkiş ahvali korkunuşluk derecedikken. Ahvaldan haberdar kişilerinin aşkarlaşça Şenşi ülkesi Tungchuan şehri Süycagu türmesinde Şarkı Türkistan'dan yetkip gelingen 3000 Uyghur var iken. Ular mahbi orullaştırılgan poiz bilen Şenşi ülkesi Şi'an şehriki yetkip gelingen deyken, korallık sakçılar tutkullarını yük maşinleri bilen Süycagu türmesiki yetkigen. Xitay Komünist Partiyasining ichki qismidagi bir kishining oshkorlashicha Xitay Sharq Turkistondan yotkab kelingan tutqunlarning ahvolini davlat maxfiyatligi qatoriga kirgizib, uchurini qattiq tizginlamoqda ekan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir shohid muxbirga Xitay rejimining o'tgan yili 8-oyning 22-chi kundan 24-chi kunigacha Suju rayonidagi bir turmaga boradigan yo'l bulukini 3 kun qattiq kontrol qilib, yo'lda mashina va odamlarning minishini, hatto yerli kishilarning sirtqi chiqishini Oylu ve yollarının çırgını yıkışını, dükkan içini kattık çekilgenlikini, Delmuş'u 3 gün içinde Şarkı Türkistan bilen Gensu yol bölükini, Puhraçki ingen sakçılarının kattık kontrol kılgallıkını aşkarlıgan. Haber diyene, Xitay ülkelerine yetkilen tutkullarının ahvali intayin içiniştik bulup, tutkullarının karşılık görüstüşünün aldığını eliş, onlarını tedirici yokuş için tutkullarına kündü bir vaxtı tamah verip, horlaşkı başlıgan. Xabarda Xitayning bir qancha davlatning tashqi ishlar amaldorlarini lagerlarni ziyorat qilishga ruxsat qilib, ularga saxta maydon ko'rsatib, atalmish tarbiyalash markazining asabiy terrorchilarni tarbiyalashda unum yaratganligini, tutqun qilingan kishilarning barg'ancha azidiganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq lagerga tashlangan kishilarning barg'an siri ko'payayotganligi bildirilgan. Xitay o'quvchilarni dinga qarishtirishga majbur dedi. Zimistan Toru'nun 4 fevraldaki haberde bildirilmişçe, Xitay barlıq başlangıç ve uttur mektep okuqçularını dinğe karıştırış vədinamesine kol kuyuşka mecburluğun. Haberde aldıngı yılları Şarkı Türkistan'nın her kaysı rayonlarındaki halkımızın perzentlerini İslam dinine işenmeslik, İslam dinine karıştırış vədinamesine kol kuyuşka mecburluğun Xitay, bu yıldan başlap, Xitay ülkelerdeki Müslümanlar ve başka dinğe itikad kıldığan ammanımı dinğe işenmeslik, Her qandaq diniga qarishtirish ahdinomasiga qo'l qo'yishga majburligi, diniga qarishtirish ahdinomasida to'g'ri siyosiy yo'nalishni chingtirish, ilm-fanni qadrlash, dinsizlikni tashviq qilish, diniga qarishtirish qatorliq mazmunlarning borligi, islom diniga qarishtirish engini o'quvchilarning kallasida tiklashga boshlaganligi, hatto ahdinomaga qo'l qo'yishni rad qilgan o'quvchi va o'qituvchilarni haqoratlab urganligi O'qitish materiallarda dinga oid mazmunlarning bo'lishini qattiq cheklaganligi bildirildi. Xabarda yana Xitoy o'lkalarining hammasida bir tutash uqtirish tarqitilib, dinga qarishtirish, to'rda dinga aloqador mazmunlarni ko'rmaslik haqidagi ahdinomaga o'qituvchi o'quvchilarni qo'l qo'yishga majburlashga boshlaganligi bildirildi. Qozog'istonda g'ulji qatliami xotirlandi. 3 fevral Qozog'istonning Almuta shahrida g'ulji qatliamini xotirlash yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishni Dunyo Uyg'ur qurultayining Qozog'istonda turishliq vakillari tashkillagan bo'lib, Qozog'istondagi yoshlar, ziyolilar, xalq vakillari va har soha kishilardan bo'lib 600 ga yaqin kishi ishtirok qilgan. Yig'ilish Qur'oni Karim tilovati va shahidlarga atab duo qilish bilan boshlangan. Yig'ilishda Qahramon Xo'jamberdi afandi Turkiya va dunyoning har qaysi joylarida davom qilayotgan
Sharq Turkiston davosi va uning taraqqiyot yo'nalishi qatorliklar haqida qisqacha dokument bergan. Yig'ilishga ishtirok qilgan xalq ekran orqali Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Dulqun Aysa apandi va muavin raisi Farhod Yurunqosh apandi bilan yuz ko'rishgan. Yig'in ahli Dulqun Aysa apandidan Sharq Turkiston davosi haqida har xil savollarni so'rgan. Undan boshqa yoshlar vatanparvarlik haqida she'rlarni deklamatsiya qilib, so'rin kayfiyatini texami yuqori ko'targan. Germaniyaning 5 cho'ng shahrida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Al-Kinosiya radiosining xabarida bildirilishicha, Germaniyadagi milliy ko'rish tashkiloti Dunyo Uyg'ur qurultoyi bilan hamkorlashib, Yevropadagi 10 davlat 16 shaharda namoyish tashkilladi. Markaziy Germaniyaning Köln shahrida bo'lgan milliy ko'rish tashkiloti Dunyo Uyg'ur qurultoyi bilan hamkorlashib, 2 fevraldan boshlab Yevropa davlatlari Avstraliya, Shimoliy Amerika qit'alarida Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan zulmlarga jazo lagerlariga qarshi namoyish tashkilladi. Dunyoning har yerida 100 minglarcha a'zosi bo'lgan bu tashkilot yolg'iz Yevropaning o'zidila 10 davlat 16 markaziy shaharda namoyish uyushtirgan bo'lib, 2 fevral kuni Germaniyaning 5 cho'ng shahrida birli vaqtda namoyish o'tkazildi. Namoyishlar Germaniyaning Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt va Myunxen shaharlarida birli vaqtda o'tkazilgan bo'lib, Germaniyaning Frankfurt shahrida o'tkazilgan namoyishga 300 atrofida turklar va 30 atrofida uyg'urlar qatnashgan. 2 fevral kuni yana Angliya, Avstriya, Belgiya, Daniya, Gollandiya, Fransiya, Avstraliya qatorliq davlatlarda mo namoyishlar bo'lib o'tgan. Milliy ko'rish tashkiloti tashkillagan bu xildagi namoyishlar yana dunyoning o'xshamagan davlatlaridagi markaziy shaharlarda 3 fevraldan 6 fevralgacha davom qiladi ekan. Sobiq parlament a'zosi islom diniga qarshi kitob yozish jarayonida musulmon bo'ldi. Turkiya Avaz radiosining 5 fevraldagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Gollandiyada radikal o'ngchi erkinlik partiyasining sobiq parlament a'zosi, shundoqli partiyaning 2 darajalik rahbari hisoblanadigan Joram Van Klaveren islomga qarshi kitob yozish jarayonida musulmon bo'lgan. Xabarda 39 yoshlik Joram Van Klaverenning oktyabr oyida shahodat aytib musulmon bo'lganligi sobiq siyosat arbobining islomga qarshi kitob yozish uchun qilgan tadqiqotlar jarayonida islomga bo'lgan ko'z qarashining o'zgarganligi va islomiyatni qabul qilgandan keyin g'ayri musulmonlarning islomga qarshi fikrlarini yo'q chiqarish uchun maxsus kitob yozib e'lon qilishga boshlaganligi bildirildi. Xabarda yana Van Klaverenning Gollandiyada o'tkazilgan 2017-yildagi umumiy saylovlarda o'zi qurgan partiyadan parlament a'zoligiga nomzod bo'lgan bo'lsa-mu, biroq yetarli ovozga erisha olmay siyosatni tashlaganligi bildirildi. Erdo'g'on Amerika va'dasiga amal qilmasa, o'zimizning kindikini o'zimiz kesamiz dedi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya Jumhuriyati Jumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'on Adalet ve Terakket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamentede ötküzülgen grup bir yığınıda mühim söz kıldı. O, Amerika'nın kilişim boyunca terörlük teşkilatı YPG, PKK'nı kollaşını toktutuşka ve teröristlerinin rayonundan çıkırılışı hakkı da bergen vadesini ada kılışka çağırdı. O, Türkiye'nin Suriye'nin zimin pütüldeki siyasi birlikigi hürmet kıldıgallıkını eskertip, kanuni salohiyati bo'lgan Suriya o'qituvchilar bilan ko'rishib, ularga yordamchi bo'lishga tirishyapmiz. Bexatarligimizni kafolatga ega qilishning birdan-bir yo'li Suriyada terrorlik tashkilotlarining manbalarini quritishdir dedi. Turkiyaning Daish va PKK YPGga ular terrorlik tashkilotlari bo'lganligi uchun qarish chiqqanligini ta'kidlab, Fırat daryosining sharqiy va munbich Suriya kun tartibimizning eng muhim temalari hisoblandi. Amerikaning bizga bergan va'dasiga amal qilishini umid qilamiz. Munbich masalasi o'tirg'i tashlab qo'yilgan siri Bashar Asad hukumatining rayonga bo'lgan havisimi eshib bormoqda. Mazkur rayonning xalqi Turkiyaning qo'g'dishi ostida o'zining kelajagiga o'zi ega chiqishni xohlaydi. Bizga ishinadi. Davlatimizdagi suriyaliklar PKK, YPGning rayon xalqiga solgan zulmi sababli yurt makonlariga qaytalmayotdi. Harbiy tayyorliklarimizni davomlashtiryapmiz. Amerika bizga bergan va'dasiga amal qilmasa özümüzün kendikini özümüz kesimiz dedi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.